koalisyon meselesini sormak istiyorum. Sizin gönlünüzden MHP ile koalisyon mu geçiyor, CHP ile mi geçiyor? Ne dersiniz efendim? Ya da hangisiyle daha rahat olur? Şimdi Sinan Bey'im, bu konuyla ilgili 7 Haziran'dan sonra evet, Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız talimat verdi arkadaşlarımıza. Çeşitli anketler yaptırdık. Nitekim geçen hafta grupta yaptığı konuşmada da ifade etti. AK Parti'ye oy verenlerin büyük bir kısmı Milliyetçi Hareket Partisi ile bir hükümet ortaklığının uygun olacağı kanaatlerini beyan ettiler. %50'ye yakın bir seçmen tabanının AK Parti ve MHP iktidar birlikteliğinin iyi olacağı kanaati var. Ve bu çerçevede de Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren değerli vatandaşlarımızın %50'den fazla, %60'a yakın bir kısmı da AK Parti-MHP hükümet ortaklığının uygun olacağı kanaatindeler. Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim bize oy veren seçmen tabanımızın koalisyon konusunda biraz soğuk davrandıklarını görüyoruz. Ama Türkiye'nin eğer bir yönetime ihtiyacı varsa, bir iktidara ihtiyacı varsa, bir hükümete ihtiyacı varsa, ki içinde bulunduğumuz dünyada, çevremizde çok önemli olaylar ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Yunanistan kemer sıkma politikasının pazar günü yaptığı referandumla %61'e %38 veya %39'luk bir hayır, evet denklemi ortaya çıktı. Ve bundan sonra Yunanistan'ın ekonomik geleceğinin nasıl olacağı ile ilgili tartışmalar gündeme geldi. Çevremizde Orta Doğu'da çok önemli olaylar var. Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar var. Ve yine aynı bölgede, bölgemiz içerisinde yaşanan değişik hadiseler var. Bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin hükümetsiz kalması uygun olmadığı kanaatindeyiz. Nitekim Sayın Başbakan 7 Haziran tarihinde geleneksel AK Parti balkon konuşmasında ifade ettiği gibi Türkiye'nin selamet için, Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin içinde bulunduğu ve bulunduğumuz coğrafyadaki zor durumlar çerçevesinde Adalet ve Kalkınma Partisi üzerine hangi görev düşüyorsa yapması gerektiği konusunda açık ve net bir beyanda bulundu. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli olarak ifade ediyor. Herkes seçim meydanlarındaki söylemlerini bir tarafa bıraksın, egolarını başka taraflara bıraksın. Türkiye'nin selameti için, Türkiye'nin geleceği için en uygun yöntem ve tarz neyse onu yapsın diye ifadede bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesi, bu çağrısı Cumhurbaşı olarak önemli bir ifade. Biraz önce, aradan önce Sayın Bahçeli'nin bugün bir gazetede yayınlanan beyanatından Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Siz ne çıkarttınız o beyanattan efendim? Yani şu anda bir şey çıkardığımızı söylemek, o konuda yorum yapmamız yanlış olur. Evet efendim. AK Parti'nin bir yetkilisi veya yetkili önemli makamlara yakın birisi olarak bunu söylememiz yanlış algılamalara sebebiyet verir. Önümüzdeki hafta hükümet ortaklığı için ilk ziyaretlerin başlayacağı süreç içerisinde biz bunu kalkıp da Sayın Bahçeli'nin söylediği şu anlama gelir şeklindeki bir ifade tarzı uygun düşmez diye düşünüyorum. Ki birinci bölümde de ifade ettiğim gibi artık seçim meydanlarındaki veya kendi parti teşkilatlarımızdaki partililerimizi heyecanlandırmak için söylenecek söylem ortamından geçtik biz artık. Vatandaş mesajını verdi. 7 Haziran tarihinde dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 258 milletvekili veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 132, Milliyetçi Hareket Partisi'ne 80, HDP'ye 80 milletvekili veriyorum diye bu mesajı verdi ve benim verdiğim mesaj doğrultusunda bir birliktelik oluşturun dedi. Kavga edin diye seçim sonuçları ortaya çıkmadı. Seçimlerden önce belki farklı sert, incitici söylemler bulunabilir. Seçim atmosferi çerçevesinde meydanların verdiği heyecan doğrultusunda farklı incitici sert ifadeler kullanılabilir ama 7 Haziran akşamı olduktan sonra artık bunları bir tarafa bırakmamız lazım. 7 Haziran'dan itibaren yeni bir sayfa açılmıştır. 7 Haziran'dan itibaren aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında oluşacak siyasi partiler
tespit edilmiştir. Biz birlikte eğer bu ülkeyi 4 yıl idare edeceksek, muhalefette veya iktidarda olacaksak, birbirimize, bizim milletimize yakışır bir davranışı sergilememiz gerektiği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Bahçeli'nin söylediği sözleri uygun olarak görmüyorum. %52 ile Cumhurbaşkanı seçilmiş birisinin, Cumhur'un başının, %16 ile 80 milletvekili tarafından seçilmiş bir siyasi partinin genel başkanının daha üslüplü bir şekilde mutlaka konuşmasının uygun olduğu kanaatindeyim. Artık seçim süreçleri başladı. Bu hükümetle ilgili yapılacak konuşmalarda, görüşmelerde işin öznesi siyasi parti genel başkanlarıdır. Cumhurbaşkanı şu anda görevlendirme ve kabul etme makamıdır. Sayın Cumhurbaşkanı yarın veya öbür gün, önümüzdeki günlerde, yarından itibaren görevlendirme yapacağını ifade etti. Kime? Bir siyasi partinin genel başkanına. En yüksek oy almış siyasi partinin genel başkanından başlamak üzere ona görevlendirme yapacağını ifade etti. Bu çerçevede artık Cumhurbaşkanlığı makamını bu konuyla ilgili basit meselelerle siyasi birliktelik için koalisyon veya hükümet kurma arzusu çerçevesinde onu özne olarak kullanmak, onu tartışma zeminine çekmek doğru bir yaklaşım tarzı değildir diye altını çizip bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü %52 ile seçilmiş bir kişinin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmasını artık hepimiz kabul etmemiz gerekir. Peki erken seçim ihtimali var Mustafa Bey? Her türlü ihtimal masadan. Açıkçası biz erken seçimi en son ihtimal olarak ifade ediyoruz. Anayasada süreç belli. Yarından itibaren 45 günlük süre başlayacak. Bu süre içerisinde eğer hükümet kurulamadığı takdirde Cumhurbaşkanı'nın meclis başkanıyla görüşerek seçim kararı alma yetkisi var. Umuyorum ve diliyorum ki 45 günden önce siyasi partiler artık ellerindeki taşı bir tarafa bırakarak, sıkılmış yumruklarını açarak tokalaşmanın, beraber olmanın, uzlaşmanın yollarını açıp ilk adımlarını atmaları gerekir. Tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren zaten resmi görüşmeler başlayacak. Artık medya üzerinden haberleşmek yerine biz heyetler arasındaki görüşmelerimizle fikirlerimizi beyan edelim. O fikirler doğrultusunda neler var, neler yok, Türkiye'nin meseleleri nelerdir, çözüm bekleyen meseleler nelerdir, çözüm önerilerimiz nelerdir, bu konuları tartışıp hangisiyle kafamız daha uyuşacaksa onunla ilgili bir adım atma yönünde bir ilk hareket olarak ortaya çıkacak. Muhtemelen önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba günleri veya perşembe günü içerisinde birinci tur tamamlanmış olur. Arkasından Arefe ve bayram, bir sonraki hafta 21 veya 22'sinden itibaren başlayan haftada bu görüşmeler, heyetler arası görüşmeler partinin yetkili kurullarında değerlendirilir. Ona göre ne yapalım şeklinde bir karar alınır. İkinci tur görüşmeler başlar. İkinci tur görüşmelerde en çok yakın olan bize Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile, yani iktidar ortaklığı kurulabilme ihtimali yüksek olan, kapılarını kısmen açık bırakan iki siyasi partiyle, biri tamamen kapalı tuttuğundan dolayı iki siyasi partiyle bu işlemi görüşme içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Yani burada artık herkesin sükunet içerisinde, itidal içerisinde süreci olgun bir şekilde olumlu yöne çevirebilmek için gayret göstermelerini ifade ediyorum, tavsiye ediyorum. Bu sonuçlar eğer gerçekleşmediği takdirde anayasanın 112. maddesi, yanlış hatırlamıyorsam, eğer 45 gün içerisinde hükümet kurulamazsan Cumhurbaşkanı'nın seçim kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimini yenileme hakkı doğuyor. O zaman da bu kararı aldığını takip eden 90 gününden sonraki ilk pazar günü oy verme günü olarak değerlendiriliyor. O da herhalde 15 Kasım, 22 Kasım, 29 Kasım tarihler arasında bir güne denk geliyor olabilir. O süreç, 45 günlük süreçte hemen Sayın Cumhurbaşkanı olmazsa, Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaparsa, bunlar hep teknik olarak söylediğim ifadeler, olmazsa olacak durum budur. Her türlü şey ortada ama Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere partinin yetkili kurulları meydanlarda söylenen sözleri tamamen bir tarafa bırakarak yeni bir sayfayı açıp Türkiye'nin ufkunu daha aydınlık bir hale getirebilmek için görüşmelerimize başlayacağız. Mustafa abi, en önemli yakıcı sorunumuz şu anda
Suriye'deki gelişmeler. Mülteciler sorunu var. Sınırda PKK-PYD hattı var. DAEŞ var, DAEŞ var neyse. Ve bu Türkiye'nin siyasetini blok ediyor. Esad'ın kalması ayrı bir problem. PKK-PYD'nin kalması ayrı bir problem. Müdahale meselesi var. Bundan sonraki trafikte işte Amerikalılar falan geldi. Dış politikada ne öngörüyorsunuz efendim? Sinan Bey, önemli bir konuya temas ettiniz. Çevremizde olağanüstü hareketler var. Ekonomik krizin Avrupa Birliği'nde Yunanistan ve Amerika kaynaklı 2008 tarihinde, 2009 tarihinde başlayan ekonomik krizin Yunanistan'a vurduğu sonuç ve Avrupa Birliği'nin yaşadığı ekonomik kriz, dünyanın bu ekonomik krizden aldığı pay, olumsuz pay var. Öte yandan Suriye'de 4 yıla yakın bir zamandır devam eden bir iç savaş var. Suriye'den bombalar altından kalkıp Türkiye'ye gelen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o insanlara kucak açmasıyla ilgili mültecilerin problemleri var. Böyle sorunların büyük olduğu bir coğrafya içerisinde önemli bir konumda olan ülkenin kendi iç kavgalarını bir tarafa bırakıp en çok noktada, asgari müşterekte değil, azami olarak nasıl birleşebiliriz, bu meseleleri nasıl bertaraf edebiliriz'in hesabını yapmaları gerekirken, birisi kalkıyor Sayın Cumhurbaşkanı'na başka hakaretvari ifadeler, fanusa koyacağız, hapsedeceğiz anlamına gelecek ifadeler kullanarak Türkiye'nin önünü açıcı bir hareket yapmaları mümkün değildir. Bunu tekrar söylüyorum. 6 Haziran tarihine kadar yaptığımız konuşmalar artık unutmamız lazım. 7 Haziran günü sandığa oy verirken nasıl ki hiçbir şey ifade etmediysek, hiçbir şey söylemediysek, birbirimiz hakkında kötü sözler kullanmadıysak, AK Parti adına bunu söylüyorum, bundan sonra da bu işin aynı minval doğrultusunda devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Türkiye'nin etrafı bir ateş çemberi. Hem ekonomik olarak hem de siyasi askeri olarak önemli bir ateş çemberi içerisinde. En zor bir coğrafya üzerindeyiz. Bu coğrafyada birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kimler? Tüm toplum, 78 milyon Türk vatandaşı ve onların temsilcileri olan 550 milletvekili aynı paralelde, aynı duygu doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindedir. Çok önemli. Bunda HDP'de dahil, MHP'de dahil, CHP'de dahil, AK Parti'de dahil. Mustafa abi, çok doğru bir şey. Şimdi ne halk olarak konsolide olabiliyoruz, ne muhalefet olarak. Yani devlette bölünmüştük, askerde bölünmüştük, muhalefette bölünmüştük, millette bölünmüştük. Yani bu çok kötü bir durum ve Türkiye en zor zamanında gerçekten bu noktada bireysel kin, nefreti bırakıp hakikaten bir arada olmanın zamanı geldi diyorum ben, o konuda size katılıyorum yani. Dış alemde ortaya çıkan olumsuz süreçlerin sebebi Türkiye değil. Evet. Sonucu Türkiye'ye bir ateş sıçramasıyla ilgili bir durum söz konusu. Evet. Ekonomik olarak aynen. Yunanistan meselesi, ki Yunanistan'da biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde ki ortalama ücretlerle gelir dağılımına baktığımızda Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi, en zengin ülkesi, ama Almanya'dan daha farklı bir şekilde gelir dağılımında bir farklılık var ve bunu da tamamen borçlarla karşılayan, gayri safi yurt içi hasılasının 3 misli borçlanarak insanların refahını sağlayan, başkasının geliriyle, başkasının alın teriyle refah sağlayan bir ülke konumunda olan Yunanistan, Avrupa Birliği kaynaklarıyla bu hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Avrupa Birliği buna ne kadar evet diyecek, ne kadar göz yumacak, ne kadar sabredecek, ona bakmak lazım. Yunanistan'daki bir kriz, Avrupa Birliği'nin tamamına yansıyacak bir kriz olarak dünyayı yangın yerine çevirebilir. Öbür taraftan Suriye'ydi, Irak'tı, başka bölgelerdeki, yakın coğrafyamızdaki ortaya çıkan siyasi ve askeri meseleler de Türkiye'ye bir kıvılcım sıçrayarak yangın yerine döndürmesi ihtimalinin varlığı ortadayken, bizim birbirimize düşerek bu patlamaya hazır, yangın çıkmaya hazır bir yerde kıvılcım çıkaracak sürtüşmelere, çatışmalara meydan vermememiz gerekir. Efendim çok teşekkür ediyorum Mustafa. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Zahmet oldu, buraya kadar zahmet etti. Evet sevgili izleyiciler, Başbakanımızın baş danışmanı Sayın Mustafa Elitaş konuğumuzdu. Yarın başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.